Günaydın Master Nazlı'ya, hoş geldin. Şimdi ben dün size arkadaşlar birleşik fiil anlatmaya başlamıştım. Birleşik fiil. Birleşik fiilin bir diğer adı birleşik yapılı fiildi. Ve bunlardan ilki yardımcı eylemle oluşanlardı. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildi. Nasıl olacaktı? Bir ismin yanına etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak. Bunlardan biri gelecekti. Bunlar arkadaşlar yanındaki isimle kalıplaşıyormuş. Ayrı da yazılsa ben bunu birleşik fiil sayacağım. Bitişik de yazılsa birleşik fiil sayacağım. Yani bu kimi zaman ayrı, kimi zaman bitişik yazılıyor. Peki neye göre? Arkadaşlar bu yanındaki isimle birleştiği sırada düşme, ünü düşmesi ya da ünsüz türemesi varsa bitişik yazılıyor. Mesela hissetmek nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Zannetmek nasıl yazılıyor? Birleşik yazılıyor. Ya da reddetmek. Reddetmek de arkadaşlar kelimenin kökü red'dir. Red. T ile bitiyor. Hem yumuşama var hem ünsüz türemesi var. Mesela emretmek, emir etmek. Ne var? Ünü düşmesi var. Keşfetmek, ünü düşmesi var. Haciz etmek, defnetmek, define etmek, tamam mı? Düşme ya da türeme varsa bitişik yazıyorum. Düşme, türeme yoksa, mesela tebrik etmek, fark etmek, terk etmek, derdimi arz ettim diyor, arz etmek, onu alt ettim diyor, alt etmek, yenmek anlamında. Ses olayı yok, aynı yazıyorum. Azat, T ile olduğunu unutma. Azat etmek. En çok böyle takıldığınız hala arkadaşlar fark etmek, terk etmek ya. Ya da arz etmek, alt etmek. Ya bunlarla hala takılıyorsunuz. Bunlara da takılmayın. Bunlar artık basit. Yani bunlarla ses olayı yok, ayrı. Tamam mı? Ses olayı olanlar bitişik. Ve dünkü videoda ben size arkadaşlar ne yaptım? İstisnaları yazdım. İstisnalar nelerde? Gasp etmek, işte darp etmek. Bunlar istisna. Bunlarda herhangi bir kurala falan bakmıyoruz. Bunların zaten tabiatı bitişik. Tamam mı? Bunu bileceksin. Hani bu sınav bilenle bilmeyeni ayıracak ya. Bunların bitişik olduğunu bileceksin. Gasp etmek, darp etmek, kat etmek, vaat etmek, mahvoldum, mahvolmak, her şeyi mahvettin diyor ya, mahvetmek, defolmak, defetmek ya da defedilmek, başından defetti falan dersin ya, defolmak, defetmek, isminizi bana bahşeder misiniz? Bahşetmek ya da işten men etmek, men edilmek, hal etmek diye bir kelime vardı, tek L ile yazılıyordu. Padişahı tahttan indirmek. Çok zannetmiyorum çıkacağını ama yazın kılavuzunda var, o yüzden söylüyorum. Derc etmek, almak, toplamak demekti. Sonra cem etmek, bir araya gelmek. Tamam mı? Cemaat mesela, topluluk, bir araya gelen insan topluluk. Cem etmek, bir araya gelmekti. Bunları ben dünkü videoda söylemiştim arkadaşlar. Şimdi burada başka sizlere neler hatırlatabilirim? Namaz kılmak. Arkadaşlar namaz kılmayı almıyoruz artık. Birkaç sene öncesine kadar alınıyordu ama artık alınmıyor arkadaşlar. Namaz kılmak da kıldım yüklem. Yani kılmak tek başına kullanılıyor diyoruz. Birleşik fiil kabul etmiyoruz arkadaşlar namaz kılmayı. Orada hala böyle bir tartışmada söz konusu gerçi. Kimisi alıyor, kimisi almıyor. Almıyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şurayı bir sildik. Elimde unutmayayım diye birkaç bir şey var. Mesela alay etmek. Benimle alay etti diyor. Alay etmek. Bu işe başkanlık etti diyor. Başkanlık etmek. Şimdi bunlar ayrı yazılıyor. Şimdi burada ne yapacaksın biliyor musun? Cümlenin ögelerinde de şunu unutma. Birleşik sözcükler, birleşik fiiller asla parçalanmaz. Benimle alay etti. Etti yüklem diyemezsin. Alay etti yüklem diyeceksin. Tebrik ederim. Ederim yüklem
öğrenmeyeceksin. Birleşik fiiller ögelerde parçalanmaz. Yani hem bunu bileceksin ve bu bilgini de nereye taşıyacaksın? Ögeler konusuna taşıyacaksın. Yapı konusuna taşıyoruz bak. Bunlar birleşik fiil. Hani bizde öğrenci basit türemiş birleşik sorusunda, yani yapı sorusunda birleşik denildiğinde illa böyle birleşik yazılan kelime arıyor. Arkadaşlar bakın, birleşik sözcükler her zaman bitişik yazılacak diye bir kural yok ki ya. Birleşik sözcükler ayrı da yazılabilir. Sakın yazım kurallarında boşuna mı anlattın? Ayrı yazılan birleşik sözcükler diye. Evet, başlık biraz saçma ama ayrı yazılan birleşik sözcük diye bir kavram var. Diyoruz ki mesela ikinci kelime diyoruz, gerçek anlamını koruyorsa ayrı yazıyoruz diyoruz. İşte ipek böceği, böcek gerçek anlamını koruyor mu? Koruyor, ayrı yazacaksın. Çalık kuşu, deve kuşu, kuş gerçek anlamını koruyor mu? Koruyor, ayrı yazacaksın. Ayrı yazılan birleşik diye bir kavram var. Hani yanılmayın, olur mu? Size mesela diyor ki soruda, aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit türemiş birleşik sözcükler bir arada kullanılmıştır diyor. Hani illa oraya gece kondu yazmayacak adam ya da biçer döver yazmayacak, böyle iki kelimeyi birleştirip hanım eli yazmayacak. Belki adam oraya böyle bir fiil yazacak. Anlaşıldı mı? Birleşik fiil yazacak yani. Bunlara lütfen dikkat edin. Mesela evlat edinmek. Evlat edinmek. Yine etmek, edinmek. Ah eylemek. Ah eylemek. Ona ne ah eyledim? Ah eyledim. Eyledim yükten demeyeceksin işte. Ah eyledim diyeceksin. Ah eylemek. Taburcu olmak. Taburcu olmak. Yardımcı olmak. Yardımcı olmak. İsteğim dileğim kabul oldu. Kabul olmak. Kabul olmak. Mecbur kıldılar. Mesela bu işi yapmaya mecbur kılındım. Mecbur kılmak. Kıldım yüklem, kılındım yüklem demeyeceksin. Mecbur kılındım diyeceksin. Ya da mutlu kılmak. Huzurlu kılmak. Bunlar arkadaşlar nedir? Bunlar yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerdir. Şimdi şurayı silelim. Ekran görüntüsünü almışsınızdır. Peki. Hocam. Ben bu etmek olmak fiilini tek başına kullanabilirsem birleşik fiil olur mu? Sence? Ya tek başına kullanırsam tabii ki birleşik olmaz. Birleşik olabilmesi için önündeki isimle kalıplaşması gerekir. Sen etmek olmak fiilini, kılmak fiilini neyse işte tek başına kullanabilirsen birleşik olmaz. Bak şimdi bu yıl kirazlar erken oldu. Erken olmak diye bir şey yok ki. Oldu yüklem. Tek başına kullandın. Tek başına kullandığın için birleşik fiil yok. Tamam mı? Ya da işte karpuz henüz olmamış. Olmamış yüklem. Tek başına kullandın. Bu araba 100 bin eder. Eder yüklem. Tek başına kullandım. Etmek, olmak tek başına kullanılıyorsa bunlar arkadaşlar birleşik fiil değildir. Bunu da unutmayın. Başka ne söyleyeyim? Bir de günümüzde bunu da aldıysanız bunu da silelim. Bir de günümüzde arkadaşlar yapmak fiilini, yapmak. Hemen onu da yazalım. Yapmak fiili. Onu da biz kullanıyoruz. Bunu da kullanıyoruz. Yapmak fiilini de oluşturabiliyoruz. Yardımcı eylem gibi görev alıyor. Mesela ne olabilir? Askerlik yapmak. Askerlik yaptım. Askerlik yapmak. Ya da park etmek, park yapmak. Park yapmak. Tatil yapmak. Burada tatil yaptık. Tatil yapmak. Başka ayrım yapmak. Ayrım yapmak. Bunları da yardımcı eylem olarak alabilirsiniz. Şimdi bu birinci başlığımızdı. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller. Tamam mı? Bundan sonra ikinci başlığımız. Hemen şurayı yine siliyorum. İkinci başlığımız da ne? Onu da bu videoda anlatayım. İkinci başlığımız da iki. Kurallı. Bir diğer adı özel. Birleşik fiil. Kurallı
özel bir eşitlik. Bunun içinde de bir tanesi o kadar önemli ki onu bilen öğrenci yapıyor. Sorun yapıyor. O çok önemli. Onu anlatacağım önce. Bak, kurallı özel bir eşitliği nasıl oluyor? Bir fiilin yanına, bu sefer isim değil, bir fiilin yanına e-bilmek, i-vermek, e-yazmak, e-yazmak, e-kalmak, e-durmak, e-gelmek. Bir fiille e-bilmek, i-vermek, e-yazmak, e-kalmak, e-durmak, e-gelmek. Bunları kalıplaştırıyoruz. Bunları birleştiriyoruz. Arkadaşlar daima, bakın hiçbir istisnası yok. Hiçbir istisnası yok. Şunlar, bunlar daima bitişik yazılır. Daima. Daima bitişik yazılır. Şurası senin karşına yazım kurallarında da çıkıyor. Tamam mı? Daima bitişik yazılıyor. Peki, e-bilmek konuyu anlatabilirim. Yani anlatmaya gücüm yeter. Arada sürebilir misin? Yani sürmeye gücün yeter mi? Bu soruyu çözebilirim. Çözmeye gücüm yeter. E-bilmenin adı yeterlilik. En önemlisi bu. En önemlisi bu. Tamam mı? İvermek. Geliver, bakıver, yazıver. Bu ne? Tezlik. Çabukluk, tezlik. E-yazmak. Düşe yazdım. Ya da bayıla yazdım. Düşmedi ama az kalsın düşecekti. Ya da bayılmadı ama az daha bayılacaktı. E-yazmak arkadaşlar, ışığı açsaydı keşke, daha mı iyi oldu? Fark etmez hocam. Tamam. E-yazmak, yaklaşma. E-kalmak, e-durmak, e-gelmek. Bunlar da sürerli. Bu video biraz uzayacak. Biz burada bir mola verelim, tamam mı? Bundan sonra sıradaki konu anlatımımız ne olsun? Kural, bileşik, fiiller olsun. O zaman beğeniyoruz, takipte kalırız.